Bakın baştan söyleyeyim öyle alınmaca darılmaca yok. Yok annem doktordu yok babam doktordu. Bahsedeceğim doktorlar senin annen baban değil. Herkese merhabalar ben Sefi. Bugün sizlere daha önce yaşamış olduğum ilginç doktor diyaloglarından bahsedeceğim. Birincisi lise yıllarımdan. Karın ağrısı çekiyorum çok fena bir şekilde. Bizim lisemiz yatılıydı. Oranın bir sağlık ocağı vardı. Sağlık ocağı doktorumuz böyle şeyi çok severdi teşhis koymayı çok severdi. Mutlaka teşhisini koyardı. Yok senin uzman doktora gitmen gerekiyor dediğini hiç görmedim. Ve her çıkışımızda bu kadar bir paket ilaç verirdi bize. Bu yolla yolunu bulurdu işin doğrusu. Karın ağrısıyla gittim. Bakın beni bir sedeye uzattı böyle. Uzan bakayım dedi. Tamam uzandım. Şöyle şurada bak Diyaframının olduğu yere elini koydu. Şöyle diğer eliyle bir geçirdi böyle pat. Bakım oldum. Bak canım çıkıyordu neredeyse. Dedi ki acıdı mı? <laughs> ya kimin olsa acır yani o vuruşta. Dedim acıdı. O zaman sen ülsersin dedi. Dedim nasıl oluyor ya bu iş? Sağlık ocağındayım. Hiçbir test yok. Bir tane adüket çekti. <laughs> sen ülsersin dedi. Beni gönderdi yine bir paket poşetle. Çocukluk yıllarımda çok sevilirdim Böyle tombiş tombiş bir çocuktum. Belki fotoğrafımı koyarım sağa sola. Tombiş bir çocuktum. Ablalar beni çok severdi. Bir komşumuz vardı. Üç tane abla kızı vardı. Onlar beni severken elimden tutup böyle etrafında çevirirdi. Sağ olsunlar çok severim ben de onları. Neyse çevirirken şuradan bileğim çıktı. Yani bilginiz olsun. Çocuğunuzu elinden tutup çevirirseniz bileği çıkıyor. Henüz o yani bebek yani. O yüzden aklınızda bulunsun. Yapmayın bu hareketi. Neyse çıktı. Geri yerine girdi. Yıllar sonra ben bilek Ağrısı şikayetiyle doktora gittim. Doktorun tavır şu. Dedi bakayım. Bunda bir şey yok dedi. Bunda bir şey yok. Bak şu hareketi yaptı. Bunda bir şey yok dedi. Bilek. Aha bu. Bak belki de 15 yılı bulmuştur bu teşhisi koyduğu. 15 yıldır her iki ayda bir bir şey yok dedi bileğimi şöyle sarmak zorunda kalıyorum ve yıllar sonra doktora gittim. Orada parçalanma olmuş, kemik parçalanması olmuş. Eğer işine engel oluyorsa ameliyat edelim, orayı temizleyelim dedi. Eğer olmuyorsa ne büyür ne küçülür dedi. Ben de biraz erteliyorum çünkü diğer ameliyatlara zaman ayırdım. Biliyorsunuz sık sık ameliyat oluyorum. Üniversite yıllarında çok okumaktan mıdır, çok streslen midir bilmiyorum ama gözlerimde bir ağrıma vardı. Yoruluyordu, sürekli kırpıyordum, ağrıyordu. Neyse doktora gittim. Daha önce anlatmıştım. Bir damla damlatıyor. Göz bebeklerini büyütüyor ve 24 saat kör oluyorsun. Damlayı damlattı. Sende hipermetrop var dedi. Eyvallah dedim. Bir bayandı. Çok iyi hatırlıyorum. Sonra reçete yazıyor. Eksi e, 0.50 eksi 0.25 İçimden diyorum ki Bu kadın bana hipermetrop dedi ama eksi yazdı. Normalde hipermetropa ...artı 50 artı 0.25 yazması lazımdı. Bir şey demedim. Kadını bozmak istemedim. Hemen ertesi gün başka bir hastanenin... ...başka bir doktoruna gittim. Dedim ki böyle böyle... ...ben bir doktora gittim. Gözüme baktı. Sen hipermetropsun dedi. Sonra 0.25 yazdı ama eksi koydu başına. Bak hiç abartmıyorum. Saçı başı böyle dağılmış... ...gözlüklü bir adam. Kardeşimden bilinçli bir vatandaş var. Bu hoşuma gitti dedi. Şok oldum. <laughs> Allah dedim. Doktora geldim değil mi? Eminim. Neyse sağ sola baktım. Doktor olduğundan emin oldum. Bu adam da benim gözüme damla damlatacağım dedi. Bir 24 saat daha kör oldum ve adam ikna oldu. Ben gerçekten de hipermetropmuşum. Ve bu sefer başına artık koyarak gözlüğümü hipermetroplara göre bir gözlük olmasını sağladım. Ve iki gün bu şekilde kör bir şekilde gezmiş oldum. Okulda abonelik almıştık. Öğretmenler arasında her hafta cuma akşamı futbol maçı yapardık. Bir futbol maçında kafa topuna çıktım. Aşağı indiğimde çat dedi. Bileğimden bir ses geldi. Anlatamam içimden içim gidiyor. Bütün saha duydu. Sonradan öğrendim ki böyle kopmalarda özellikle aşil tendonun kopmasında böyle mahalle duyarmış sesini. Büyük bir patlama olurmuş. Neyse hemen apar topar acile gittik. Acildeki doktor şöyle yapıyor. Bak doktora doğru gidiyorum. Topa gelmene gerek yok dedi. Bakayım dedi. Uzaktan bakıyor bak. Onunla bir şey yok. bu geçer dedi. Ya bir, bir, dokun ya. Bir bak, bir yaklaşsaydım, bir gösterseydim sana. Bir şey yok onun dedi, bu geçer dedi. Bu geçer dedi. Ayağımdan iki defa ameliyat oldum. Biri atroskopi, biri bağ kopması ameliyatı. Bu acil doktorların artık ne yapıyorlarsa orada akşama kadar gittiğimde Mahvolmuş olmuş bir şekilde gözüyle artık yeter ya yaklaşma bana gözümle sana bir teşhis koyayım da git dedi bana. Koydu yıllar sonra ameliyat oldum ancak düzeldim. En son doktorum biraz değişik. Psikiyatri. Ben mesleğimi sevmiyorum diye bir iddia attım ortaya. Arkadaşlarım mutlu değilim, ne yapmam lazım? Farklı bir mesleğe yönelmem lazım. Bazı arkadaşlarım psikiyatriye gitmemi söylediler. Ben de tavsiyelerine uyup gittim. Özel bir hastanenin bir psikiyatri kliniğine gittim. Adama dedim ki ben mesleğimi sevmiyorum. Adam dedi ki ben de sevmiyorum ya. Hangimiz seviyoruz ki? Herkes sevmiyor. Sokaktaki insana sor o da sevmiyor. Buna sor o da sevmiyor. Severek işini yapan insan yok ki bu ülkede. Çok kötü ya. Emin ol benim ayaklarım geri geri geliyor bu hastaneye gelirken. Ya lanet olsun bir tane de hasta gelmesin bugün dediğim çok gün oldu dedi. Baktık bildiğin dertteyiz biz adamla. Hasta benim Yarım saatlik seansımız var. 15 dakika o bana psikiyatri oldu. 15 dakika ben ona psikiyatri oldum. Sonuçta neye vardı biliyor musunuz? Evet dedim doktor sonuç ne? Sen mesleğini sevmiyorsun dedi. Ya dedim mesele de bu zaten. Ben mesleğimi sevmediğim için sana geldim. Sen ne yapacaksın bana? <laughs> Diyemeden içeriden çıkmak zorunda kaldım. Ben doktorlar karşı çok saygılı bir insanım. Ama arkalarından konuşabilirim. Bu videoda olduğu gibi. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.